Herkese mutlu hafta sonları. Saatler 15'i gösteriyor. Konuşalım programı ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Biliyorsunuz belediye başkanları sizler için projelerini, hizmetlerini anlatıyor. Cumartesi ve pazar günleri saatler 15'i gösterdiğinde. Şimdi stüdyomuza döneceğiz. Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar konuğumuz olacak. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Bütün vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şu konuyla başlamak istiyorum Sayın Başkanım. Evet. Biliyorsunuz Kurban Bayramı'na çok sayılı bir gün kaldı. Bu sene maalesef koronavirüs gölgesiyle kutluyoruz. Sizlerde Yeni Mahalle'de kurban kesim alanlarının çok olduğu yerler var. Önlemlerinizi aldınız mı? Evet. Öncelikle yine vatandaşlarımıza güzel bir pazar diliyorum. Bugün Türkiye'de genel bir hava sıcaklığı çok sıcak, yüksek evet. Bir dönemde kendilerine dikkat etmelerini diliyorum, sağlıklı kalmalarını. Tabii ki bu COVID dolayısıyla hayatın her dalını etkiledi. Ticareti etkiledi, sosyal yaşamı etkiledi, hemşerilik ilişkilerini, komşuluk ilişkilerini, geleneklerimizi, göreneklerimizi, her şeyi etkiledi. Kurban geleneğimizde de maalesef etkiledi. Bakın, Yeni Mahalle Kurban Pazarı Ankara'da önemli bir pazar yeri. Hı hı. Ve donanımlı bir pazar yeri. Bize 360-370 Anadolu'nun çeşitli yerlerinde besi yapıp koyununu, danasını getirip satan esnafımız oluyordu her sene. Ve bir kısmına veremiyorduk. Bu sene 200'ü bulmadı getiren esnaf. Yani 200 dolayında çadırımız var şimdi Kurban Pazarı'nda. Öyle anlaşıyor ki bir kısım vatandaşlar hem ekonomik olarak hem de bu COVID'den dolayı işte kesilmesi, onların parçalanması, çeşitli sıkıntılardan dolayı kurban bağışlarını LÖSEV gibi, işte değişik hava kurumu, değişik Mehmetçik Vakfı gibi değişik yerlere herhalde bağışlayacaklar. Gücü olanlar, gücü olmayanlar da kesemeyecekler. Yeni Mahalle Belediyesi olarak her sene yaptığımız kesim alanlarını çok ciddi bir ekiple bu sene daha ciddi şekilde temizliğini, anında derilerin ve çıkan hijyen olmayan kısımları anında temizleyeceğiz ve anında dezenfekte edeceğiz. Kurban kesim yerlerinde belli bir sırayla sıra numarası verecekler. O sıra numarasıyla belli mesafeler korunarak, tek tek çağrılarak kurbanı kesilip kendilerine paketlenip teslim edilecek. Oranın temizliği ve hijyenliği de bir o kadar önemli. Ayrıca mahallelerimizde de çok ciddi bütün ekiplerimiz şey halinde olacaklar. Gelen şikayetleri veya gördüğümüz kirli bu hastalığın yayılmasına sebep olacak veya diğer hastalıkların yayılmasına sebep olacak kentimizde olumsuzluklara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Yeni Mahalle Belediyesi olarak o konuda tecrübeliyiz. İnşallah bu dönemi de hiç kimsenin sağlığına zarar vermeden kutsal olan kurban ibadetini en doğru bir şekilde yapmasını belediye olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Peki Kurban Bayramı vesilesiyle bir yardım yapılacak mı ihtiyaç sahibi vatandaşlara? Yardım devamlı yapıyoruz. Hı hı. Yani Kurban Bayramı vesaire değil, bu COVID dolayısıyla yardımlarımızı devamlı yapıyoruz. Yani isteyen her vatandaşımıza, bize ulaşan çeşitli kanallardan bize ulaşan vatandaşımıza paket göndermeye devam ediyoruz. Bir başka kimsenin sokağa, yatağa aş girmemesi bizim önemli bir görevimiz olduğuna inanıyorum. Bunun dışında biliyorsunuz sel felaketleri yaşandı. Evet. O konuda Yeni Mahalle'de 100'ün üzerinde eve sel girdi. Bunların tamamını Büyükşehir'le beraber temizledik. O vatandaşlarımızın bir kısmı maalesef Bodrum kot altındaki en alt kattaki daireler, iş yerleri. Evet. Bu dairelerde oturan vatandaşlarımızın bütün eşyaları perişan olmuş durumdaydı. Bunlarla ilgili de meclisimizden aldığımız bir kararla hem boya badanasını, hem parkesini, hem eksik olan, ihtiyacı olan malzemelerin, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, halı,
mobilya, bazı şeylerini vatandaşlarımıza, belediyenin imkanları ölçüsünde bu evlere de sahip çıktık. Şimdi boya badanaları yapılıyor. Evet. 40'ın üzerinde. Görüntüleri de getiriyoruz ekranlara. 40'ın üzerinde evde. Bunları da yaptık. Yani sosyal devlet çok önemli. Yani sosyal devlet vatandaşın dar durumunda ona elini uzatan devletin adı sosyal devlet. Yani normal zamanda herkes iyi kötü geçiniyor. Evet. Ama sosyal devlet işte pandemi sürecinde karşılıksız vatandaşına sahip çıkan devlet. Kimliğine bakmadan vatandaşına sahip çıkan devlet. İşte böyle felaketlerde, sel felaketi, diğer felaketlerde yangındır, sel felaketidir. Ve sosyal devlet işte vatandaşını yanında olduğun zaman Allah devletimize zeval vermesin der vatandaş. Biz böyle büyüdük. Komşuluk ilişkileri de böyle. Darada düşen vatandaşa komşular yardımcı eder, yardım eder. Biz öyle bir neslin çocuklarıyız. Bugün bu sıkıntıları aşabileceksek devletin bütün imkanlarını daha çok işsiz kalmış, bu pandemiden dolayı işsiz kalmış, işinden olmuş, iflas etmiş, işini bırakmış milyonlarca insan var. Bunlara sahip çıkmak lazım. Büyükşehir olarak sahip çıkmak lazım, ilçe belediyesi olarak sahip çıkmak lazım. Ama genel anlamda devletin sahip çıkması lazım. Devlet karşılıksız, git bankadan kredi al, sonra ödersin demenin bir anlamı yok. Nasıl ödeyecek işsiz adam var? Zaten aldığı asgari ücret veya asgari ücretin biraz altında. Bugünlerde onun karnını, çoluğunun, çocuğunun karnını ve ihtiyaçlarını doyurabilecek devlet desteğini sağlayan devletin adıdır sosyal devlet. Bunu istiyoruz. Avrupa ülkelerinde görüyoruz. Her ülke çeşitli büyük devasa bütçeler hazırlıyor. Karşılıksız vatandaşına, esnafına, işsizine, işten olanına yardımlar yapıyor. Bu devletin adı sosyal devlet. Kesinlikle. Bizde de yapılıyor ama yeterli olmadığını, ben siyaset yapmak için değil, sokakta vatandaşla kapısı açık olan bir belediye başkanı, sokakta vatandaşla en iyi diyalog kuran, her düşüncedeki vatandaştan gelen tepkileri söylüyor. Yani Türk halkı öyle boyalı ekranların gösterdiği yaşantıyı falan yaşamıyor. Yani Türk halkı çok büyük bir sıkıntının içerisinde. Çiftçinin kendine göre sıkıntısı var. Küçük esnafın, orta ölçekli esnafın kendisine göre sıkıntısı var. Sanayicinin kendisine göre sıkıntısı var. İşsiz vatandaşın kendisine bir sıkıntısı var. Üniversiteyi bitirmiş, işsiz milyonlarca çocuğumuzun kendisine göre sıkıntısı var. Yani bu tarım ürünleri, bakın geçen sene biliyorsunuz soğan depoları bastı devlet. Evet. Yani sanki kaçakçı soğan çünkü bir mevsimde üretilir. Bir yıl boyunca da o peyderpey pazarlara, alım noktalarına gönderilir. Tabii ki nerede de saklayacak? Deposunda saklayacak. Şimdi onlara bastırar geçen sene. Yüksek faiz fiyat diye soğanların şeyi. Ama bu şimdi soğan üreticisi bedava soğanını, ürettiği soğanı Trakya'da bedava vatandaşa dağıtıyor. Patates üreticisi, bakın yeni yeni benim bölgem Afyon. Afyon'da patates üretiminin Nevşehir gibi önemli bir bölümünü, Türkiye'deki patates üretiminin önemli bir bölümünü Sandıklı, işte Şuhut kasabaları, ilçeleri yapar. 600-650 kuruşa patates satılıyor. Bunun maliyeti değil bu patatesin. Eğer böyle giderse çiftçi ekimden vazgeçecek. Batacak çünkü. Karşılığını alamadığı için. Onun için üreten kim varsa devletin üretenlere sahip çıkması lazım. Aç kim varsa, devletin işsiz kim varsa onlara sahip çıkması lazım. Belediyeler de bütçelerinin önemli bir bölümünü bu dönemde insanlarımızın acısına bir nokta merhem olabilecek
konulara ayırmaları lazım. Biz yeni mahalle olarak kapımıza gelen her vatandaşa gücümüz yettiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki efendim, bu süreç sizi zorladı mı? Koronavirüs süreci mali olarak belediyeyi Tabii, zorladı mı? Tabii. Belediyeler, bakın ben her zaman söylüyorum. Bu pandemi süreci Türkiye'de belediyeler olmasaydı daha çok kötü netice olurdu. AK Partili, MHP'li, CHP'li, ne bele, hangi partili olursa olsun. Halka en iyi dokunan kesim, halkın en oyu, en yakında bulduğu kurum Türkiye'nin belediyeleridir. Kesinlikle. Yani devlet babaysa belediyeler anadır. De belediyeler gelirleri düşmesine rağmen şeyden ruhsat harçları, küçük harçları, kiralar hepsi gelirleri düşmesine rağmen devletten gelen kamu kaynakları, devlet de vergi toplayamadığı için toplanan verginin %6'sını veriyor. Düşmesine rağmen bütün belediyelerimiz bu konuda vatandaşımızın yanında olduk. Bütçemizin önemli bir kısmını işte maskedir, sabundur, dezenfekte malzemesidir, işte kolonyadır. Vatandaşlarımıza, esnafımıza bunları ulaştırmakta ve hatta kaymakamlığın yaptığı çalışmalara da belediye hem ekip makine parkı olarak hem ekip insan gücü olarak destek vererek vatandaşımızın sıkıntılarına sahip çıkmaya çalıştık. Yani belediyeler asli görevini önemli bir kısımdayı zaten yapamayacak duruma geldi ama olan kaynağı da bu pandemi sürecine hala harcıyorlar. Sokaklar dezenfekte ediliyor, çöpler dezenfekte ediliyor, camiler, okullar, resmi kurumlar, PTT şubeleri, bankalar, esnaf, vatandaşın yoğunluklu olduğu her yer her gün dezenfekte ediliyor peyderpey ve bu hastalığın yayılmaması için, bu hastalığın ürememesi için elimizden gelen bütün imkanları belediyeler olarak kullanıyoruz. Onun için belediyeler zaten Türkiye'de belediyeleri, dünya belediyelerinde, hele Avrupa belediyelerine baktığına göre genel bütçeden en az payı alan Avrupa ülkelerinde, hatta Arap ülkelerin bazıları da dahil, en az payı alan kurum genel bütçeden Türkiye belediyeleri. Yani dışarıdaki belediyeler bizden çok ama buna rağmen her belediye başkanı arkadaşımız gücünün yettiği kadar çalışma gösteriyor. Hem kentin temiz, yaşanabilir çoluğunun, çocuğun, gencin, yaşlının, kadının, erkeğin, engellinin yaşayabildiği bir kenti kaldırımlarıyla, yollarıyla, parklarıyla, sosyal tesisleriyle, kültür işleriyle, spor işleriyle onu yaratmaya çalışıyor. Hem de sosyal faaliyetlerini yürütüyor. Bu dönemde de bütün gücümüzle bu işleri yapmaya çaba harcıyoruz. Sayın Yaşar, şunu da merak ediyorum. Siz çünkü vatandaşlarla iç içe olan bir belediye başkanısınız. Esnaf aylardır kapalıydı. Açmaya başladı 1 Haziran'dan sonra. Umduklarını bulabildi mi? Ben şunu söyleyeyim. Açan esnaflar bir açtığına pişman, bir açmadığına pişman. Yani büyük çoğunluğu maalesef açtığında personeli geliyor. Personelin maaşı var, elektriği var, doğalgazı var vesaire. Ama ne lokantalar, ne berberler gördüğüm kadarıyla büyük ölçüde eski işlerinin yarısını zor yapıyorlar. Bu yarısı da onların maliyetini kurtarmıyor. Bu tabii korkuyor insanlar. Sizin içinizden bir elbise almak geçer. Ama bir AVM'ye gitmek, bir elbise almak geçmiyor. Yani ayağınız gitmiyor. Paranız da olsa gitmiyor. Böyle bir korku. Bu hastalık inşallah biraz bir an evvel dünyamızı da ülkemizi de terk eder. Yani hastalığın bütün vatandaşlarıma şunu söylüyorum. Gençlere, kadınlara, bütün vatandaşlarımıza şunu söylüyorum. Bu hastalığın daha ne aşısı var, ne zaman biteceği belli değil. Bu hastalık şeye gelmiyor. Yani vurdum duymazlığa gelmiyor.
herkes maskeyi, mesafeyi mutlaka korumak zorunda. Yani Allah göstermesin bu hastalık daha çok dünyayı da sarabilir. Bütün bilim adamlarının umut veren konuşmalar yapmıyorlar. Onun için dikkatli olursak, maskeyi takarsak, mesafeyi korursak, yememize, içmemize, hijyenliğe dikkat edersek bu hastalıktan kurtulmanın yolu var. Bulaştırmamanın kendine yolu var. Bir başka sına da senin vasıtanla geçmemenin şeyi var. Bilim adamlarının söylediği kurallara herkesin, bilhassa gençlerin, bilhassa düğünler mevsimi şimdi, evet, düğünlerde, çeşitli asker uğurlamalarında, çeşitli toplantılarda gidecek. Tabii ki düğüne de gidecek ama mesafe, ben buraya bir nikah kıydım geldim şimdi. Belli bir şeyde, belli bir mesafede oturttuk. Ben de belli bir mesafede oturdum. Nikahı kıydık, geldik. Bunda bir sorun yok. Orada görevimizi, o dostumuzu yerine getirdik. Ama böyle sarılma, öpüşme, el tokalaşma, bunlar bitti. Bu hastalığın aşısı bulunasıya kadar, tamamen dünyadan ve ülkemizden bitesiye kadar bu şeyi sakınsınlar. Yani bu el amcasının oğlu olur, kardeşi olur vesaire, öpüşme, sarılma, bizim Türk toplumunun geleneklerinde, evet, bunlar var sanki. Ki bir de Kurban Bayramı yaklaşıyor. Eliyle böyle yapsın yeter. O ona yani şey, birbirimize dikkat etmemiz lazım. Bu pandemi sürecinin de bütün dileğim dünyamızdan da ülkemizden de bir an evvel sonucu alınarak terk etmesini sağlamak en büyük dileğim. Peki şimdi Bakan Fahrettin Koca da uyarıyor sürekli, ilk 5 arasında Ankara vaka sayılarının yüksek olduğu. Sizin gözleminiz nedir? Yeni mahallede vatandaşlar uyuyor mu? Ya da bir rehavete kapılmışlık var mı? Şimdi bazı bölgelerde %90'a yakın uyuruyor. Bazı bölgelerde de %30'lara düşüyor bu, %40'lara düşüyor. Yani kültür seviyesi biraz etkiliyor. Mesela yeni mahalle merkezde daha rahat. Yani kurallara uyuyor vatandaş. Hı hı. Demet evlerde biraz daha az uyuyorlar kurallara. Onu söylüyorum. Gençlere buradan sesleniyorum. Ne bileyim işte Batı kentte biraz daha kurallara daha çok uyuyorlar. Ha, orada da uymayan var, yeni mahallede de uyuyor. Ama az. Bunlara da ikaz ediyorlar. Vatandaş da görevini yapmalı. Her şeyi devletten beklememeli. Yani toplumun sağlığını ilgilendiren bir konu varsa vatandaş da bu konuda duyarlı olmalı. Yani tak oğlum maskeni veya işte bu kadar sık olmayın, biraz mesafe koyun vesaire. Bunlar doğru bir dille söylendiği zaman onlar da onu uygulayacak diye düşünüyorum. İnşallah diyelim ama evet, o üç kuralı evet, sürekli evet, uygulayalım, sürekli evet, söyleyelim. Evet. Şimdi Adnan Kahveci Parkı'na girmek istiyorum. Evet. Yenileniyor orası, çok da evet, güzel oldu. Evet. Nedir, bitmek üzere mi? Ne kadar şimdi daha buradan benim ağzımdan bütün vatandaşlarım dinlesinler. Çünkü ben sözünün arkasında duran bir esnafım, sanayiciyim. Sözünün arkasında duran bir siyasetçiyim. Evet. Biz Adnan Kahveci Parkı rahmetli Oğul Türk döneminde yapıldı. O zaman yeni mahallenin bir mesire alanına ihtiyacı vardı. Batı kenti mesela. Hı hı. O zaman o amaçla yapıldı. Daha sonra bu çığırından çıktı. Biz geldik, düzelttik falan. Bir türlü daha sonra etrafına siteler yapıldı. Evet. Tamamı doldu sitelerin. Şimdi orası Batı kentin göbeğinde kalmış 35 bin metrekare yeni mahallenin tapusuna ait bir park. Bu seçimlerde de, geçen seçimlerde, hele bu seçimlerde çok büyük bir oradaki sitelerden, orada yaşayan, o çevrede yaşayan Batı kentli hemşerilerimden artık burayı ne olur doğru dürüst bir park yapın diye bize talepler geldi. Ben de söz verdim seçimlerde. İlk işim burayı doğru dürüst bir park
tema park yapacağız. Hı hı. Yani doğa parkı yapacağız. Ve bununla ilgili çeşitli çalışmalar yaptık. 3-4 tane proje geldi. En son bir projeyi gerçekleştirmek için yola çıktık. Bu projede bir ihaleyle bir firmaya açık ihale, herkesin girebileceği, şartları belli, şeyi belli bir ihaleyle şey açtık ve vatandaşa daha bu ihaleyi yapmadan vatandaşa planını attık. Yani bu park bu olacak. Parklarda %3 dolayında kapalı mekan yapılabiliyor. %3 yani 30 bin metrede 900 metre, 35 bin metre, 1000 küsür metre kapalı alan yapılabilir. Oradaki vatandaş bize dedi ki, bizim burada alışveriş noktası yok. Marketler uzak, taşıyamıyoruz, emekliler var içimizde. Dediler ki bize bir market koyun buranın bir köşesine. Tamam dedik. Daha sonra bu bir balo salonu gibi 400 metrekarede balo salonu koyduk. Ve bu parkı ihaleye çıkardık. Bir firma girdi aldı. Ama şartları biz hazırladık. Şimdi bu 35 bin metrekare parkın zaten 18 bin metrekaresi şey park şu anda. Hı hı. 11 bin metrekaresi boş, atıl, çöp atılıyor, biz temizliyoruz filan şey. O da tam parklıktan çıkmıştı. Şimdi buradan söylüyorum. Orada her türlü pislik yapılıyordu. Gece 12'lere, 1'lere kadar nara atılıyordu, davul çalınıyordu, evet, saz çalınıyordu. Ve oraya gelen vatandaş, Batı kentin vatandaşı çok azdı. Başka ilçelerden gelip orada çeşitli şey. O çevredeki vatandaş da bundan rahatsız oluyordu. Senin evin olsa karşıda o gürültüyü çekmek ister mi? Oraya çocuk giremiyordu. Oraya kadın giremiyordu. Oraya genç giremiyordu. Belli bir müdavimler kapatıyorlardı. Mesela kış. Yani şimdi biz topluma açıyoruz. Oraya çocuk girecek, oraya genç girecek, oraya kadın girecek, aileler girecek, nefes alacak, oksijen alacak, spor yapacak. Yani yürüyüş yolları var, çok mükemmel bir spor aleti grubu var, bisiklet yolu var. Biz Batıkent'te bisiklet yapmak istedik. Bize Büyükşehir müsaade etmedi o zaman. Şimdi orada bir bisiklet yolu yapıyoruz, bayağı büyük bir parkur olan. Onun dışında gölet var, gölet yapıyoruz. Onun dışında işte çocuk oyun alanları var. Her taraf çim olacak. 1500 büyük boy ağaç dikilecek. Çevresi tamamı duvarla çevrilecek, perforajeyle. 3 noktadan girişi olacak parkın. Ve kadını, genci, çoluğu, çocuğu, bütün park Batı kentlerinin yaşayacağı, Batı kentte öyle bir parkın olmasından gurur duyacağı, onur duyacağı bir mekanı yeni mahalleye kazandırıyor. 3-5 arkadaş bununla ilgili çeşitli şeyleri, görüşlerini, yanlış oldu, şu oldu, bu oldu diye. Benim borcum Batı kent halkına, yeni mahalle halkına. Benim kimseye borcum yok. Ben hiçbir yere kendi isteğimle gelmedim. Parti beni çağırdı, bana aday olacaksın dedi. Parti beni çağırdı, ilçe başkanı olacaksın dedi. Ben bugüne kadar hep öyle geldim. Geldiğim koltuğunda hakkını vermek isterim. Önemli olan yaptığın iş namuslu olsun. Önemli olan yaptığın iş oradaki vatandaşların büyük çoğunluğuna hitap etsin. Sorununu size çözsün. Onun için orada bir küçük hayvanat bahçesi olacak. Onu unuttum söylemeyi de. Biz geçen gün o çevrenin bütün site yöneticileri geldi. Kendileri teşekkür, buradan da onlara ben teşekkür etmiş olayım. Teşekkür ettiler, projeyi anlattık ve Allah senden razı olsun diye çıkıp gittiler. Şimdi biz, Batı kent bizim göz bebeğimiz. Batı kent sosyal demokrat belediyeciliğin başladığı nokta. Onun için göreve geldiğim günden beri Batı kente yaptığım eserler ortada. Benden öncekilerin yaptıkları da olsa da. Şu ana kadar
Batı kente yaptığım park 150'nin üzerinde. Evet. Hepsinde ve Batı kentin yeşil olmasına, ağaçın oksijenli olmasına ve Batı kent artık her yerden, Keçören, Altındağ, Mamak, Çankaya, Sincan, Etimesut, her yerden Batı kentte göç var. Batı kentten ev alıyorlar. Batı kentteki daireler değerleniyor, iş yerleri değerleniyor. Bundan da ben gurur duyuyorum. O yüzden size yeni mahallenin efsanevi başkanı diyorlar. Evet. Şimdi şu konuda da çok soru alıyoruz. Spor salonları, çünkü sizin yaptığınız yüzme havuzları, spor salonları çok beğeniliyor. Evet. Ve çok da ilgi şimdi beşincisini yapacağız yüzme havuzları. Bunu soruyor. Ne zaman açılacak? Açılanlar var mı? Şimdi tabii biz bunlara karar verme şeyi bakanlıklardan geliyor. Pandemi süreci müddetince kreşlerimiz var, etüt merkezlerimiz var. İşte aletli spor merkezlerimiz var, yüzme havuzlarımız var, işte kapalı spor salonumuz var. Türkiye'nin en modern kapalı spor salonunu yaptık, yeni valiye kazandı. Bunlar kütüphanelerimiz var. Bunların tamamını bakanlıklardan gelen bilgi aldığımız bilgilere göre Ankara'daki bu pandemi sayısı birazcık şey düşse, bunları peyderpey açıyoruz. İşte akademiyi açıyoruz. Tiyatro akademisini, sadralışı başlatıyoruz. Yüzme havuzunun bir tanesini daha, birini açtık. Şimdi orada, şimdi kursiyer çocuklar var. Yüzme kursuna giden çocuklar var. Onlara bir havuz açıyoruz. Yani peyderpey normale gindiğinde hepsi açılacak. Hepsinin bu fırsattan yararlanarak eksikliklerini gideriyoruz. Hijyen temizliğini yapıyoruz, boya badanasını yapıyoruz. Eksik, işte kırılan bina, çünkü bu yaptığımız bina, kırılan, yarılan, eksik bir şey varsa onları da tamamladık. Hepsi açılmaya hazır halde. Ama bir vatandaşımızın hasta olması bizi derinden maalesef yararlar. Yani tam tedbiri almadan açmayı düşünmüyoruz ve bakanlığın iznine de devlet kurumuna, kurumların birbirine saygısı olması lazım. O kurumların verdiği saygıya göre de görevimizi yerine getiriyoruz. Statlarımız var. Yani yeni mahalle ve kapalı basket sahalarımız var. Açık basket, mini futbol sahalarımız var. Hepsi çalışıyor şu vatandaşlarımıza. Bu şeyden sonra, pazartesinden itibaren belli parklarımız, bölgesel parklarımız var. Oralarda bizim kursiyerlerimiz, değerli sanatçılarımız var, saz söz sanatçılar. Onlar müzik verecekler sabah akşamları. 1,5 saat, 2 saat bir müzik programları, Türk halk müziği, Türk sanat müziği programları yapacağız. Ayrıca sinema gösterileri ya başlayacak. Her gün 2 parkımızda güzel filmleri, çünkü halkta yaşlılar bilhassa, gençler bunaldı. Yani onları belli bu mesafeyi koruyarak onlara nefes almalarını, oksijen almalarını sağlayacağız. Onun dışında etüt merkezlerimizde lise imtihanlarının neticelerini memnuniyetle öğrendim. Yani yeni mahalle için iftihar verici bir liste. Yani 450 puanın üzerinde 75'e yakın çocuğumuz liseyi, en iyi liseleri kazanmış. Bundan da onlara yaptığımız bu katkıdan dolayı, bizim verdiğimiz etüt merkezi hocalarımıza teşekkür ediyorum. Müdürlerine, o işe bakan müdür arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Ailelerini kutluyorum. Diğer de yine altında önemli yerlere girecek. Çünkü 2500'e yakın çocuğumuzu üniversiteye ve liseye hazırlıyoruz. 5 tane etüt merkezimiz var. O etüt merkezleri benim için önemli. Türkiye'nin, yeni mahallenin gençleri daha güzel yerleri kazansın. İyi doktorlar yeni mahalleden, mühendisler, iş adamları, teknoratlar, bilim adamları yeni mahalleden çıksın, sanatçılara yeni mahalleden çıksın. Eğitime çok büyük katkı yapıyoruz. Katkı yapmaya da devam edeceğiz. Yani yeni projelerimiz var eğitimle ilgili.
Bunları inşallah önümüzdeki sene bunların temellerini atacağız ve bunları da bu dönemde gençlerimize başarıp armağan edeceğiz. Sayın Fethi Yaşar, sizinle şu konuyu da konuşmak istiyorum aslında. Önümüzdeki hafta CHP'nin kurultayı var. Bu sene evet. O da koronavirüs gölgesinde geçecek ama yine de sizden bir görüş almak isteriz. Yıllardır kurultaylara evet. Katılıyorsunuz. Şunu söyleyeyim. Bu kurultaya geçmeden önce tabii ki. Ben bugüne kadar hangi seçimde ne söz verdiysem tamamını fazlasıyla yaptım. Buradan yeni mahalleli vatandaşlarıma tekrar söylüyorum. Sizin evlerinize küçük bir seçim dönemi her eve bir kahveyle beraber yapacaklarımla ilgili bir broşür gönderdim. Evet. Yani yeni mahallede önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki ben seçilirsem dönemde bunları fazlasıyla yeni mahallede onları gerçekleştireceğimizden hiçbir şüpheleri olmasın. Yani yeni mahalleyi Cumhuriyet'in ilçesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkentinin ilçesini onların ruhuyla gelecek kuşaklara taşıyacağız. Onların idealleriyle gelecek kuşaklara taşıyacağız. Onların öngörüsüyle gelecek kuşaklara taşıyacağız. Benim siyasetim onlar. Onlardan aldığım kesinlikle. İlkeleri yeni mahallede devam ettirmek, onların ilkelerini devam ettirmek ve yaşayan her yurttaşımızı mutlu yaşadığı bir ilçe yapmak. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı. Evet. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları Türkiye'de hiçbir partinin kurultayları gibi değildir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin kurucu partisidir, kurtarıcı partisidir. Yani hem Cumhuriyet'in ilkeleri Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgilidir, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri Cumhuriyet'in ilkesiyle ilgili. Yani hep Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları 1923'ten sonra işte Cumhuriyet'in kurulacağı bugüne kadar 30'larda, 40'larda, 50'lerde, 60'larda, 70'lerde, 90'larda, 2000'lerde çeşitli kurultaylar olmuştur. Zannediyorsam 37. kurultay evet. değil mi? 37. olağan kurultayı yapıyoruz, yapacağız. Bunların çeşitli dönüm noktaları olmuştur. Ben biraz 57'den sonrasını falan aile, babam da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlığını yaptığı için CHP'li bir aileydik biz. Amcamdan dolayı. O gün bugündür politikayı az çok takip ediyorum. Çeşitli dönüm noktası kurultaylar var. Bir de CHP'de uzun yıllar yöneticilik yaptığım, okuduğum, bildiğim, anlatılanları duyduğum için. Yani mesela 54 seçimlerinde çok ağır bir yenilgiye uğramıştır Cumhuriyet Halk Partisi. 56'da Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı çok hararetli geçmiştir ve ilk hedefler beyannamesi yayınlanmıştır. Bir umut kurultayıdır, umut kadrosudur. Ve 57 seçimlerinde çok yanlışlıklar olmasına rağmen çok büyük bir başarı elde etmiştir İsmet Paşa. Daha sonra 60 yıllarında, 65 seçimlerinde yine ciddi bir parti ağır yenilgi almıştır Demirel'e karşı. Ama İsmet Paşa o dönemde ortanın solundadır Cumhuriyet Halk Partisi diye bir kurultayda söylemiştir. Ve Ecevit bunu umuda çevirmiştir. Yani umut kurultayı oradan doğmuştur. Yani umut, CHP'nin umut hareketi oradan doğmuştur. Umut kadroları da doğmuş. Şimdi Türkiye o günkü sıkıntılardan daha büyük bir sıkıntının içerisinde. Türkiye'de kurumlar zayıflamış, işlevini yitirmiş. Yani yazılıyor, çiziliyor, söyleniyor. Vatan demokrasiye inanan, bu ülkenin hukuk devleti kuralları içerisinde olmasına inanan, demokrasinin bütün kurallarıyla işlediği bir
devlet sistemi olmasını isteyen, yürütme, yasama, yargının, erklerinin tam olarak işlediği bir Türkiye isteyen, sosyal adaletin, sosyal devletin gerçekleştiği bir Türkiye olmasını isteyen herkes, bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu konumdan birey olarak, birey olarak sıkıntısı var. Bu AK Partili olur, MHP'li olur, CHP'li olur, her partiden. Bir başka şey, torunlarımız, çocuklarımız hangi Türkiye'de yaşayacağı endişesi var. Yani dünyada en güzel rejimin adı demokrasi ise, demokrasinin de bir olmazsa olmazları var. Demokrasinin olmazsa olmaları da bu. Hukuk devleti, hesap verebilirlik. Böyle bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultaya gidiyor. Bir başka bu kurultayın önemi var. Bizim kurultaylarımızda her son yıllarda, uzun yıllardır lider genel başkan yarışmasına dönüşür kurultay. Onunla başlar, onunla biter. Kim kazanırsa, kaybederse vesaire. Şimdi lider yok. Sadece Sayın Genel Başkanımız aday var. Aday şu anda görünmüyor. Resmi benim buyurum. Birkaç kişinin ismi geçiyor ama öyle bir büyük bir çatışmanın, liderlik çatışmasının, liderlik kavgasının, liderlik yarışının içine gireceği bir kurultay değil. O zaman Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bu partinin en uzun kurultay delegesi olarak bu partiye ailesiyle birlikte bu ülkenin kuruluş felsefesine inanan, cumhuriyetin değerlerine inanan bir yurttaş olarak bize büyük bir görev düşüyor. İşte İsmet Paşa'nın yaptığı gibi, Bülent Ecevit'in yaptığı gibi bu kurultayın bir umut kurultayı, bir umut kadrosunun seçilmesini bütün delegelerle birlikte sorumlu olan herkes, il başkanları dahil, bu delegeler dahil, benim yandaşım, benim yakınım, benim uzağım, benim işte şuyum, bir kadroyu, güzel bir mutfak görevi yapacak bir kadroyu parti meclisini seçmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani eğer bunu başarabilirsek, güzel bir manifestoyla bunu da taşlandırabilirsek, bir umut verebilirsek Türkiye'ye ve dünyaya, Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü halkın bıkkın, yarınından emin olmayan, gençlerin ülkeyi terk ettiği bir dönemde bu insanlarımıza bir ışık saçabilirse, bir umut olabilirse bu ülkeye, o delegeler de, o il başkanları da, o milletvekilleri de, o genel başkanımız da büyük bir görev yapacağına inanıyorum. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı bu ışığı saçabilirse, Millet İttifakı'yla da bunu uyumlu bir şekilde parlamenter sistemin yeniden iyice Türkiye'ye getirileceği, herkesin hesap verebildiği bir sistemin, hukukun üstünlüğünün sağlandığı, demokrasinin bütün kuram ve kurallarıyla işlediği, sosyal adaletin, sosyal devletin gerçekleştiği ve bütün vatandaşların ırkı, mezhebi, inancı ne olursa olsun Cumhuriyet'in kuruluşundaki eşit yurttaşlık ilkesini bu ülkeye getirebildiğimiz an, üretime dayalı bir ekonomik politikayı gerçekle üreticilere sahip çıktığımız zaman, sanayiciye sahip çıktığımız zaman, tarıma sahip çıktığımız zaman, hayvancılığa sahip çıktığımız zaman, hizmet sektörüne sahip çıktığımız zaman Türkiye bu sıkıntıların içinden rahatlıkla çıkacak büyük bir ülke, büyük bir ekonomi. Ama bunu yapabilmemiz için önce nasıl yapacağız, hangi kadroyla yapacağız? İşte bu kurultayın özeti budur. Bu kurultayda eğer bunu millete, Türk milletine anlatabilirsek, hem daha bir heyecanla örgütler çalışma konumuna gelecekler. Herkes sorumluluğunu daha çok üzerine düşecek. Örgütler daha çok buradan çıkan sonucu geniş kitlelere anlatma fırsatı bulacak. Ve çıkan kadronun
her konuda aynı şey, her konuda aynı vaadi yaptığı, CHP'nin vaadini, başka CHP'nin programında olmayan konuları gündeme getirip, evet, vatandaşın aklını bulandırıp, bizim gram gram topladığımız oyları kilo kilo dağıtan insanları bu kurultayda, kurultay delegelerinin gerekli bu konuda özeni göstermelerini diliyorum. Yani hepimiz bu ülkenin gidişatını biliyoruz. Ülkenin yanlışlıklarını biliyoruz. AKP'nin yanlışlıklarını biliyoruz. Bizim kendimizin yanlışlıklarını biliyoruz. Öyleyse doğru yolda buluşması gerekir. Bütün kadroları. Ve burada artık şu olmuş, bu olmuşu bırak, gelecek çocuklarımızı, torunlarımızı düşünerek o kurultayda hareket etmeliyiz. O kurultayda, bu kurultay delegelerine çok büyük sorumluluk düşüyor. Ben Sayın Genel Başkanıma da söyledim. Bu kurultay kendisi içinde, ülke içinde, ülke içinde çok önemli bir kurultay. Çocuklarımız, torunlarımızın geleceği için de önemli bir kurultay. Burada düzgün bir kadroyla ve vatandaşa doğru şekilde konularına bağlı olduğu konuyu düzgün bir şekilde anlatabilecek, uyum içinde çalışabilecek bir kadroyla, bir parti meclisiyle eğer yaratabilirsek, genel başkanımız da bunlara önderlik ederek, onlarla beraber uyum içinde, kimseyi dışlamadan, şu dün şucuymuş, bucuymuş, şöyleymiş, şunu konuşmuş, bunu konuşmuş, önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerine sahip çıkacak. Yarın Millet İttifakı'yla da oturduğumuzda masaya beraberce çalışma ortamını yaratabilecek bir kadroyla çıktığımız zaman ülkeye çok büyük hizmet ederiz. Yani biz başka partilerle ittifak kurarken parti içerisinde farklı zamanlarda farklı düşünceleri sergilemiş olan yurttaşlarımız olabilir ama partiye lazımdır. Onları da kervana katarak, onları da bütünleştirerek bir yeni umut kadrosunu Sayın Genel Başkanımız, kurultay delegeleri, bizim gibi sorumluluğu düşen, sorumluluğu mevkide olan insanlar, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız bu düzeyde bir çalışmayı kurultayda başarıyla bitirebilirlerse Türkiye'ye de büyük hizmet etmiş olacaklar, insanımıza da büyük hizmet etmiş olacaklar, çocuklarımıza, torunlarımıza da büyük hizmet etmiş olacaklar. Zaten önemli olan gelecek, evet, diyelim. Evet. Şimdi sizce bir erken seçim olur mu? Kurultayı konuştuktan sonra. Vallahi şunu söyleyeyim. Ben erken seçimin 23'te olacağını, seçimin zamanında olacağını düşünenlerden. Ama iktidarın son şeylerine bakarken sanki bir bu Ayasofya olayından, hı hı, da işte şeyden sonra belki bir seçim yapılabilir diye, ama bu sene olacağını düşünmüyorum. Belki gelecek sene sonbaharda falan, Haziran'da sonbaharda bir seçim yapabilirler mi? Ama Türkiye'de ekonomi çok güçlü şartlar. Evet. Ben sokaktaki vatandaşın, çok büyük bir kesimin hayatından memnun olmadığını düşünüyorum. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir lafı vardır. Tencere getirir, tencere götürür. Kesinlikle. Diye. Ben sana söyleyeyim. Yani cebini... şimdi artık cebe de girdi, tencereye de girdi. Onun için bu sandığa giden vatandaş bu konuda iradesini başka şekilde ortaya koyuyor. Anketlerde de o görünüyor zaten. Vallahi peki CHP'de hazırlanıyor tabii erken seçime. Hazırız tabii, diyor. Yarın tabii, olsa yine kurultayı işte acele yapmalarının, hı-hı, bir gerekçesi de o. Ben niye Eylül'de olabilirdi falan diyenlerdendim. Hı-hı. Ama bu yeni şeylerin, işte AKP'nin adımlarını, Cumhur İttifakı'nın adımlarını gördükten sonra belki bir erken seçim, tabii kurultayı yaparak bir erken seçime gitmek ayrı. Kurultayı tabii bir de yapmadan süreçte kurultay, bir yenilenerek daha bir direnç alarak, daha bir yeni gelenin heyecanlı bir kadroyla, daha bir
başarılı olacağım dediği bir kadroyla seçime gitmesi daha ayrı bir şey. Onun için kurultayın da onun için yapıldığını düşünüyorum. Şimdi buradan son sözlerinizi de alalım. Yayınımızı noktalayacağız. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum Halk TV'ye. Tabii Halk TV'nin de acıları var. Size de cezalar evet. kesiliyor. Şey yapıyor. Buna da üzülmüyorum değil. Çünkü konuşmaktan korkmamak lazım. Konuşsun vatandaş. Konuşmazsa tehlikeli olur. Fikirlerin doğru bir şekilde söylenmesi. Yani kişisele girilmeden, hakaret edilmeden insanlar fikirlerini açıklasınlar. Demokrasi de zaten bu. Herkesin aynı konuşacağı, aynı türküyü dinleyeceği bir rejimin adı değil demokrasi. Herkes farklı düşünceleri ama milli iradenin kabul ettiği rejimin adı demokrasi. Yani biz farklı düşüncelerini söyleyeceğiz. Benim düşüncem bu anlattıklarımda yanlış olanlar da vardır. Ama bana göre doğru bunlar. O yanlış olanlar diyenlere de saygı gösteririm. O da doğruyu söylesin, orta yolu bulalım. Yani doğrusunu bulalım. Siz sadece bir avuç, 3-5 tane kanala tahammülünüz yoksa, yüzlerce kanal her gün sizin için çalıyor, söylüyorsa, o vatandaş ondan da usanır. Evet. Ondan da usanır, ondan da tatmin olmaz. O zaman başka şeylerle ülkede huzur kalmaz. Onun için herkes objektif olarak haberleri sunmak zorunda. Objektif olarak olayları sunmak zorunda. Demokrasinin bir özgürlüğü de o. Doğru bilgilendirme hakkı. Medya, siyasi partiler kadar bir güç demokrasilerde. Evet. Medya, doğru yapılanı da alkışlayacak, yanlış yaptığımızı da eleştirecek. O zaman bir daha o yanlış yapılmayacak, ülkeye bir maliyet getirmeyecek. Onun için Halk TV'ye ve Tele1'e, diğer yazılı basında da var böyle sıkıntılar, ilan reklamları vesaire. Ben sizlere kolaylıklar diliyorum. Yani aşacağız. Bu ülkede birlik, beraberlik içerisinde bu ülkenin değerlerine sahip çıkarak bu sorunları da aşacağız. Türkiye çok büyük sorunları aştı. Bakın reçete arıyorlar. Hı hı. Bizde de arayanlar var. Bizim dünya görüşümüzde de reçete tek ve bugün hala geçerli olan reçete Cumhuriyet'in temel ilkeleri, kuruluş felsefesi. Kesinlikle. Gazi Mustafa Kemal'e Atatürk'ün gösterdiği hedef. Bizim içimizde de bunları eleştirenler var. Ben bunlara da saygı duyuyorum ama doğru yol bana göre bu. Eşit yurttaşlık, kadın erkek eşitliği, ne geldiyse çağdaşlık adına, özgür toplum adına ne geldiyse o oradan geldi. Mesela CHP ne yaptı diyorlar. CHP'nin kültürünü bilmezsen, CHP'nin geçmişini bilmezsen nasıl anlatacaksın? Kim getirdi grev toplu sözleşme hakkını? Kim getirdi Anayasa Mahkemesi? Kim getirdi medeni hukuku? Kim getirdi karma ekonomiyi? Kitleri sata sata bitiremedikleri o zaman çünkü niye getirdiler? Sanayicin yok, ihracatçın yok, ithalatçın yok, sanatkarın yok. Hepsi azınlıklar, onlar da gitmiş. Sadece tarımla, karasabanla ekin ekilen bir Türkiye. Ama yapılmış demek ki o günkü küçük bütçelerde bez fabrikaları, şeker fabrikaları, Meti Bank'ı, işte demir çeliği vesairesi yapılmış. Şimdi daha imkan çok. Yetişmiş insan da yoktu o zaman. Kadın nüfusu erkek nüfusundan daha çoktu. Şimdi şimdi her şey var. Helvayı yapacak güzel bir ustaya ihtiyaç var. O usta da o ilkelere inanan insanlardan çıkacak. Onun için ben Cumhuriyet Halk Partisi bu kurultayının Türkiye'ye ışık vermesini diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bu kurultayının halka umut vermesini diliyorum.
ve bütün vatandaşlarımız saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Yayınımıza konuk oldunuz. Sevgili izleyenler, Konuşalım programının bugünkü konuğu Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'dı. Şimdilik programımızın sonuna geldik. Hoşçakalın.